Ertuğrul Özkök mesela. Şöyle diyor Hürriyet'te: Ergenekon davasında şüpheli sıfatıyla tutuklu olan kişilerle ilgili olarak hukukun en temel kuralının tersine çevrilerek biz iddia ederiz, sen öyle olmadığını ispatla dendiğini yazmış. Bu kişilere yapılan hukuki haksızlığı dile getirmiş. Ayrıca yazısının sonunda kendisi için nihilist sıfatını kullanmış. Nihilist. Neymiş o nihilist? Hiççilik. Hiççilik. Evet. Allah alem. Ha, yani? Yani böyle metafizik ve ahlaki güçleri yok sayan, mevcut olan değerlere ve düzene de karşıt. Karşı çıkan, bir iradeye boyun eğmeyen anlamına geliyor. Ya aslında inşallah. İslamiyet'in doğru olduğunu bilinçaltında biliyordur. Fakat karizması açısından, çevresi açısından böyle süslü laflar kullanıp işte etilerde bara gittiğinde etrafındakilerin takdir nazarları olursun diye o tür sözler söylüyor. Yoksa dinin hak olduğunu mutlaka biliyordur. Yani ölümden de çekinen bir insan. Babam diyor, öleceğini daha önceden söyledi diyor. Yani kaderin var olduğunu, Allah'ın var olduğunu çok iyi biliyor. Evet. Fakat böyle tiplerin çevresinde genellikle o onu dinsiz zannediyor, o onu dinsiz zannediyor. Herkes birbirine dinsiz havası veriyor. Halbuki hepsi de dindar oluyorlar. Yani dine eğilimli oluyor. Bu toplum baskısı, kitle psikolojisi bunları bu hale getiriyor. Tamamen poz olay. Başka evet. Bir şey değil. Evet, inşallah. Geçenlerde papyon kravat takmış, yalın ayak, ayakkabılar eline almış, ceket omzunda böyle tarz yapıyor. Mutlaka birinden görmüştür onu. Tabii. Ya onun kendini akledeceği bir şey diye. Etkilenmiş demek ki, ondan çok etkilenmiş. Yani o yapar da ben diye yapmam, çocuk gibi yani. Hala diyor etlik dolmuşuna bineceğim günlerden korkuyorum diyor. Etlik dolmuşuna binmekte ne varsa, o bütün vatandaşlarımız biniyor etlik dolmuşuna. Onlar için bir şereftir, bayağı bir güzelliktir. Karizma peşinde, karizmasının çizilmesinin peşinde. Allah aklını artırsın. İnşallah. Evet. Bu iddia edilen Ergenekon örgütü davasıyla da ilgili hocam. Tutuklu olan kişilerle o şey demiş. Biz iddia ederiz, sen öyle olmadığını ispatla. Kuralına bu kişilere yapılan hukuki haksızlıktır demiş. Kim bu diye? Ertuğrul Özkök. Ha, şu demin okudum. Evet. Şimdi daha önce bize yapılan operasyonu alkışlıyordu o. Tabii hiç böyle bir şey söylemiyordu. Bayağı takdir ediyordu. Ki savcı dedi yani dosyada sanıklar aleyhine hiçbir delil yok dedi. Hiçbir delil yok dedi. Değil mi? Kendisi evet. De gördü dosyanın durumunu. Buna rağmen adeta bayram havası içerisindeydi. Aydın Doğan'ın takım yani sür manşet kapaktan kapağı olduğu gibi bize ayırmıştı o zamanlar. Deprem olduğu için kapak değişti o gün tabii. İkinci ilave bir kapak daha yaptılar. Ama bayram ediyorlardı adeta. Evet, inşallah. Ne oldu birdenbire kafaları değişmiş. İnşallah böyle samimi düşünecek hale gelirler. İnşallah hocam. Evet. Ama halihazırda da mesela cezaevlerinde birçok insan var. Onların hakkında hiçbir şey söylemiyor. Hep iddia edilen Ergenekon örgütüyle ilgili konuşuyorlar. Bütün vatandaşları esas alan bir usul kullanmalar lazım. Tabii inşallah.